life, a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Garajdan herkese merhaba. Bugün Mercedes X-Class aracımıza MyWay marka 10.1 inç büyüklüğünde Android multimedya montajı yaptık. Cihazımız aracımızla tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Ayrıyeten orijinal teybimizle yine kullanmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri bu. Şu anda aracımızın orijinal menüsündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi orijinal navigasyonumuz, radyomuz, medya bölümümüz, cihazlarımız, araç ayarlarımız hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Eğer bizim cihazımızın menüsüne geçmek istersek tek yapmamız gereken buradan medyaya gelmek arkadaşlar. Medya interfezi 2'yi seçiyoruz. Daha sonrasında ekrana bir defa tıklıyoruz ve bizim cihazımıza geçiş yapmış oluyoruz. Bizim cihazımıza geçtikten sonra cihazımızda CarPlay ve Android Auto özelliği de var. Öncelikle CarPlay'den başlayalım. Sonra tüm uygulamaların ayarlarını ve kullanımını göstermek istiyorum size. Tüm menülere girdik. Z-Link'e tıkladığımız zaman eğer telefonumuzun Bluetooth'u bağlıysa iPhone telefonumuzun direkt CarPlay ekranı karşımıza geliyor. CarPlay'de neleri kullanabiliyoruz? Haritalarımızı aktarıyor arkadaşlar. Burada geçmiş adreslerimiz, kayıtlı adreslerimiz bunların hepsini görebiliriz. Ve istediğimiz adrese bu harita üzerinden gidebiliriz. Çalınan müzik dosyalarımızı görüyor ve sesli bir şekilde arabaya aktarıyor. Telefonumuzu aktarıyor arkadaşlar. Rehberimizi, son aramalarımızı, arama kayıtlarımızı hepsini ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünde Siri bize yardımcı oluyor. Sesli bir şekilde gelen mesajları okuyor. İstersek karşı tarafa konuşarak mesajda yazabiliyoruz. Ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde iPhone'un araçla ilgili yapmanız gereken ayarlar arkadaşlar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Google haritalarımız var. Yine telefonumuz üzerinde yüklü olan haritalar ve Yandex navigasyon. Bu da aynı şekilde. WhatsApp'ımız da yine ekranımıza geliyor. WhatsApp'ta da örnek veriyorum. Arkadaşınız size konum yolladı. Direkt yollamış olduğu konuma telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Multimedya ekranı üzerinden gidebilirsiniz. Çıkmak ve orijinal bizim ekranımıza geçmek için de menü bölümünde arabaya bir defa tıklamamız yeterli. CarPlay'imizin kullanımı bu şekilde. Şimdi ben size kısaca cihazımızın kullanımını anlatacağım. Öncelikle navigasyondan başlayalım. İki ayrı navigasyon var cihazımızda. Birincisi şu an açmış olduğum internet üzerinden kullanılan Google Maps veya Yandex. İlk defa açtığımız için ayar istiyor. Girdiğimiz zaman arama bölümüne tıklıyoruz. Gideceğimiz yerin adını veya adresini yazıyoruz. Cihaz bizi sesli veya görsel olarak istediğimiz yere götürüyor. İkinci navigasyonda Aygo. Onda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Onun için de uygulamalar bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gerçi şu an müşterimiz internet üzerinden kullanmak istediği için buna yükleme yapmadık. İstersek internetsiz navigasyon yani Aygo ve benzeri navigasyonları cihaza kurup internetsiz bir şekilde de kullanabiliriz. Müzik bölümümüz var. Cihazın kendi ayrı 64 GB hafızası var. Aynı zamanda 4 GB RAM'li bir cihaz. Gayet hızlı. Kendi hafızasına yüklemiş olduğumuz video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliriz. Bunun haricinde Torpedo'ya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de kullanabiliyoruz. Joystick'imiz, tuş takımımız hem bizim cihazımızın menüsünde hem de arabanın orijinal menüsünde yine aktif çalışmaya devam ediyor. Müzik bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'u zaten az önce gösterdik. Hani şöyle tekrar giriş yapalım. CarPlay bağlantısını yapmak için Bluetooth eşleştirmesi yapmamız gerekiyor. Buradan telefonumuzun eşleştirmesini yaptıktan sonra bize şifre soruyor. 4 tane 0 şifremiz. Şifremizi giriyoruz. Eşleştirmemiz bitiyor. İster Bluetooth olarak kullanabiliyoruz. İstersek CarPlay aktif kullanmak istersek CarPlay'e geçiş yapıyoruz. Araç bölümümüz var. Araca tıkladığımız zaman arabanın orijinal menüsüne geçiş yapar. Burada az önce söylediğim gibi arabanın orijinal tüm menüdeki ayarları, uygulamaları ve fonksiyonları aktif çalışıyor. Ekrana bir defa tıkladığımız zaman da bizim cihazımız menüsüne geçiş yapar. Ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde cihazın kendi kontrol ayarları burası.
En çok kullanacağımız da Android ayarlar bölümüne giriş yapalım. İnternet bağlantısı. Android ayarları girdiğimiz zaman ağ ve internet tıklıyoruz. Burada kablosuz bölümü var. Kablosuz bölümü etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Cihazımız ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacak? Şu an CarPlay'i bağladığımız için Wi-Fi'yi açamıyoruz. Bulduğumuz ağlardan hangisini bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz ve cihazımız internete bağlanmış oluyor. Bir sonraki menümüzde video bölümümüz var. Cihazımızın 1820x920 HD çözünürlüğü var. 4K videolara kadar da destekliyor. Aynı zamanda QLED ekran, gün ışığında veya akşam gayet net görüntü alıyoruz bu sayede. Yine bu da müzik bölümü gibi kendi hafızasına video ve video atabiliyoruz. İstersek harici bellek üzerinden işte flash disk, hard disk bağladıktan sonra bunların içindeki videoları da cihaz üzerinde oynatabiliyoruz. Burada da joystick'imizi kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri parça atlatma, play pause, geri çıkış bunların hepsi sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Video bölümünden geri geldik. Dosyalar var. Burada cihazın kendi hafızasına atmış olduğumuz uygulamalar, video ve müzikleri kontrol edebiliriz. PionoLink ekran paylaşımı özelliği var ama CarPlay olduğu için buna pek ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Telefonunuzun ekranı yansıtabilirsiniz. Dashboard'umuz var. Burada aracın çalıştırdığımız zaman kilometre hızını ve kadranını gösteriyor. Burada istersek renk seçimi yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Seyir halindeyken de kilometre hızımızı buradan görebiliyoruz. Tekrar geri geldim. Burada tüm uygulamalar bölümüne giriş yapayım. Burada cihazın içindeki tüm uygulamaları görüyorsunuz. İnternet bağlantısı yaptıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz. Play Store'dan buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa indirip cihaza kurabiliriz. Yine Google'da gezinti yapabiliriz. Z-Link'i zaten göstermiştim CarPlay. Az önce CarPlay bağlantısı yaptığımız zaman, Z-Link'e girdiğimiz zaman CarPlay ekranını görürüz. YouTube'umuz var. Yandex navigasyonumuz var. HD televizyon özelliği var. İnternet bağlantısı yaptıktan sonra burada yerel kanalları ve ulusal kanalları, belgesel kanallarını 200'e yakın kanalı uydu kalitesinde seyredebiliyorsunuz. Netflix'imiz var. Eğer Netflix üyeliğiniz varsa bu da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Müşterilerimizin merak ettiği konulardan biri de arkadaşlar geri vites kamerası. Onu da size şu şekilde göstereyim. Hem bizim menümüzde hem arabanın menüsünde geri vites kameramız aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu arabamızda 360 kamera özelliği var. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta geri vites, sol tarafta da 360 kameramızı görüyoruz. Geri vitesten çıkış yaptığımız zaman da yine orijinal menüye dönüş yapıyor. Bu geri vites kamerası hem bizim menümüzde hem de arabanın orijinal menüsünde sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler dilerim.